Şimdi programlar olarak her gün rutin diye adlandırabileceğimiz programlarımız var. Nedir bunlar? Sabah 6'da Masum Bayraktar Hoca Efendi'nin sesinden ve sadece mukabele değil de aradaki anlatılabilecek, anlatılması gereken ilk konulardan, tabii ki anlatmakla bitilecek gibi de değil, süresini doldurana kadar yapılabilecek en iyisini yapan, dünyada tek diyebileceğimiz kıymetli hocamızın mukabelesi var. Kaçta? 6'da, sabah 6'da. Sonrasında her sabah 8'de Elif Bağ, Yusuf Özkan hocamızın sunduğu Elif Bağ var. Bu Elif Bağ ile alakalı bize gelen yorumlar gerçekten bizleri duygulandırıyor. Yıllardır fırsat bulamayıp işten güçten dolayı veya herhangi bir yaptırımdan dolayı Elif Bağ'sını, Kur'an'ını öğrenemeyen, Kur'an okumayı öğrenemeyen kişilerin bizi arayıp ağlaya ağlaya sizden öğrendim demesi bize en büyük gaz oluyor televizyon için. Sonrasında saat 9 oluyor ve Manşetten Millete başlıyor. Evet, bu Manşetten Millete, ara haber ve ana haber. Buraya ayrı bir parantez açmamız gerekiyor. Bu konuyla alakalı yorumlarımızı daha sonrasında yapacağız. Sonrasında 9'dan 10.30'a geçiyoruz. 10.30'da da Kur'an'ı anlamak programı, Kur'an'ı öğreniyorum programı var. Bu program da gerçekten önemli. Kur'an'ı düzgün okumak adına tecvid programları var. Hocam buyurun isterseniz. Rutin programlarda Elif Bağ, Manşetten Millete, Kur'an öğreniyorum, ailemize İnciler, ara haber, zaten ara haber benim, buradayım. Bir de ana haber sunucularını buraya davet ediyorum. Ve Kur'an öğreniyorum programında da tecvidli Kur'an'ın nasıl öğrenildiğini izleyicilerimizle buluşturuyoruz. Bununla alakalı da çok güzel yorumlar geliyor bizlere. Sonrasında ailemize İnciler var. Ailemize İnciler. Bu da seyircilerimizin yapmış olduğu konuşmalar, bize sormuş olduğu sorulara kıymetli Reşit Kazancı hocamızın sunumuyla cevaplandırıyoruz. Ara haber var. Bizzat ben sunuyorum ara haberi ve gündemdeki haberleri aniden sizlere vermeye çalışıyoruz. Ve akşam ana haber var. Bununla alakalı da ayrı ayrı yorumlarımız olacaktır diyelim. Şimdi mikrofonları ben teker teker bu programların sunucularına ve yorumcularına ulaştıracağım. Onların sizde size söylemek istediği şeyler var. Hazır mı hocam? Buyurun inşallah. Teşekkür ediyorum hocam. Davetinizden dolayı. Aslında burada bizleri yakinen takip eden seyircilerimiz bizleri şereflendirmişken, buraya kadar gelmişken çok konuşacağımız şeyler var ama ben hakkımı, süremi diğer hocalarıma buradan sizin huzurunuzda veriyorum. Teşekkür ediyorum. Siz konuşun hocam, ben takarım. Evet sevgili seyirciler, kıymetli izleyicilerimiz, yurdumuzun dört bir yanından davetimize icabet eden kıymetli insanlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biz daha iyisini yapana kadar şimdilik bu kanalla idare edin. Gerçekten şu anda siz tarihe tanıklık ediyorsunuz. Tarihe tanıklık ediyoruz. Dünyada bir ilk. Bu kanal FMTV kanalı. Dünyada bir ilk elhamdülillah. Ve sizlerin huzurunda bu çalışmalara bizi vesile kılan sevgili hocamız Masum Bayraktar hocamıza da sizlerin huzurunda çok teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Kıymetli misafirler, hepiniz programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Şimdi ben tabii ailemize inciler, aile programı yaptığım için oradan aklıma geliyor, oradan yürümek istiyorum. FMTV ailesi gerçekten sorumlu aile olma örnekliğini gösteren bir televizyon programıdır, televizyon kanalıdır. Dolayısıyla bütün hoca kardeşlerimiz, bütün yapımda, yayında emeği geçen, program yapan teknik kadrodaki bütün kardeşlerimizle birlikte bütün bizi izleyen seyircilerimizin, siz kıymetli seyircilerimizin en özel sorularını, yani belki annelerine babalarına çekinerek soracakları ya da soramadıkları konular, bir aile
bütünlüğü içinde soruluyor. Cevap İslami kurallar çerçevesinde cevaplar aranıyor ve bu yönüyle seyircisiyle en çok ilgilenen, yani aileler arasında da sorumlu aile, sorumsuz aile olduğu gibi bütün izleyenlerimizi, seyircilerimizi biz bir aile, yani o ailenin fertleri, büyüklerimiz, abilerimiz, ablalarımız, küçüklerimiz, kardeşlerimiz, kız kardeşlerimiz olarak değerlendirerek meselelerine, sorunlarına çözümler, cevaplar üretmek, İslami cevaplar üretmek için çalışıyoruz. Rabbim bu konuda başarılarımızı, gayretlerimizi artırsın. Hepinizden razı olsun diyorum. İnşallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ilk ve son hedefi olan Kur'an-ı Azimuşşan'ın öğrenilmesi, yaşanması ve yaşatılması olduğunu hepimiz biliyoruz. Böyle bir çok kıymetli bir FM kanalda bizlere de Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesiyle alakalı fırsat veren başta hocama, FM TV kurucularına teşekkür ediyorum. Bununla beraber böyle özel bir günde bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Evvela şunu hatırlatmak isterim. Demin bize teşekkür konuşmasına, şimdi de inşallah programımızla alakalı konuşmasına konuşmaya çağırdılar. FM TV ana haber bülteni ekranlarında sizlerle buluşuyoruz. Şimdi dünyada, işte Türkiye'mizde dini kanallar ve buna benzer belli kanallar vardır. Ancak ilk defa şalvar, cübbe, sarık ve bu şekilde ana haber sunan, haberleri İslami ölçülerde değerlendiren, haberleri bir takım kesimlerin baskısıyla değil de Allah ne der ifadeleriyle beraber TMTV ekranlarından sizlere sunmaya çalışıyoruz. Ben burada ciddi bir şekilde bu işin İslami ölçülerde, işte demin Rıdvan hocamız da söyledi, işte bayan vermeyeceğiz ve buna göre haber hazırlamamız lazım. Yani bugün Almanya Başbakanı bizi ziyarete geldiğinde onu bile vurgulama durumundayız. Neden? İslami ölçülerde bir haber sunma şerefine Allah bize nasip ettiği için. Ben buradan bütün ana haber ekip arkadaşlarımın hepsine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Gerçekten zor ama mükemmel bir iş yapıyoruz. Mevla Teala bu işin devamını, tamamını ikram eylesin. Bu işin öncülüğünü bize ikram etti elhamdülillah Mevla. İnşallah bundan sonra bütün kanallarda bu minvalde, bu ölçüde, İslami ölçülerde haberler görebilmeyi cümlemize ikram eylesin. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dostlarımız, kıymetli misafirlerimiz, ben şöyle biraz ön plana çıkmak istiyorum. Kıymetli misafirlerimiz, tabii buraya çıkarken biraz heyecan oluyor ama ekrandaki o samimiyetimizden dolayı, sizlerle olan aşinamızdan dolayı, elhamdülillah sizleri hepimizi samimi gördüğümüzden dolayı hepimize abilerimiz diye hitap ediyoruz. Evvela uzak yakın demeden İstanbul'un, Anadolu'nun ve çeşitli coğrafyalardan katılan tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Buraya çıkmadan evvel çok kısa bir olayı, burada yaşadığımız bir kıssayı sizlerle paylaşacağım. Ardından sözü Selman hocama bırakmak istiyorum. Tabii aşağı inerken biraz bizde düşünceler oldu. Yani aşağıda bizi seyircilerimiz karşılayacak. Aa hocam, ben bunu işte haftanın yorumundan tanıyorum, bunu işte manşetten tanıyorum, bunu falanca programdan tanıyorum diye böyle bir düşünceyle beraber sahneye geldik ve sonra tabii biz kenarda oturuyoruz. Ne gelen var, ne giden var, ne tanıyan var bizi, ne hocam falanca programdasınız diyen var. En son bir abimiz, şu an burada bulamadım ama kapıda beni gördü. Dedim herhalde biri tanıdı beni. Sonra çevir, dedi ki
Abdurrahman hocam dedi sizi izliyoruz dedi filan. Tabi teşekkür ederim dedim. Eksik olmayın, her zaman izleyin dedim kendisine. Sonra dedi ki evde dedi de hanımla bir konu var dedi. Onu size sormak için buraya geldik dedi tabiri caizse. Bu hoca 15 yaşında mı 20 yaşında mı? 20 yaşında mı 25 yaşında mı filan. Böyle bir muhabbetleri varmış. Sonrasında komşularına sormuşlar. O da demiş ki en az 30 yaşında demiş komşuları. Sonra demişler bunların bir programı var, gidelim soralım kaç yaşında gibi. Sonra bunun için gelmişler yani. Onlar da hoş geldi, Sefa geldi. Hepiniz tekrar tekrar hoş geldiniz. Allah bu muhabbetimizi eksik eylemesin. Daha birçok programda buluşmak ümidiyle hepinize Allah'a emanet ediyorum. Ha, yaşım 94'lüyüm, 23 yaşındayım. 24'e gireceğim inşallah. Evet kıymetli misafirler, hepiniz hoş geldiniz. FMTV yapan değerli hocam, kıymetli hocalarımız, siz değerli izleyicilerimiz ve kıymetli misafirler. Gerçekten sizinle birlikte burada buluşmak, bu büyük buluşmaya şahit olmak ve bu büyük buluşmada olmak çok muhteşem. Elhamdülillah heyecan bastı, inanın canlı yayında bu kadar heyecan olmuyor ama şu an heyecan bastı, heyecandan böyle titrer hale geldim. Diğer yandan şunu da eklemek istiyorum. Bize mesajlarla uğraşarak biz gelemiyoruz hocam diyenler var. Şu an ekran başında bizi izleyen izleyicilerimiz de var. Onlara da buradan bir dahaki FMTV'de böyle projeler bitmez. FMTV'de ilkler bitmez. Onlar da inşallah bir dahaki programlarda onlarla buluşmayı da arzu ederiz. İnşallah bir dahaki programlara gelmelerini nasip ederiz. Tekrardan hepinize hoş geldiniz diyoruz. Sefalar getirdiniz. Allah'a emanet olun.